Sevgili izleyenler, Küçükçekmece'de yaşanan metrobüs kazası hala gündemdeki yerini koruyor. Bir kişi hayatını kaybetti biliyorsunuz. İkisi ağır, 50 kişi de yaralandı. Soruşturmada son durum ne? Şimdi bunu öğreneceğiz. Kaza nasıl gerçekleşmişti? Olay yerine dönelim. İslim İstanbullu bizi bekliyor. Konuyla birlikte neler yaşandı? Son süreçte neler yaşanıyor? Senden dinleyelim. Her gün binlerce kişinin kullandığı, hiç şüphesiz ki en çok kullanılan toplu ulaşım araçlarından biri metrobüsler ve dün Küçükçekmece'de vahim bir kaza yaşandı. İki metrobüs çarpışı ve ne yazık ki bir kişi hayatını kaybederken ikisi ağır, 53 kişi yaralandı. Olaya ilişkinde 8 gözaltı olduğunu ve iki kişinin de adliyeye sevkinin gerçekleştiğini sizlere ifade edelim ve bir yayın konuğum var. Bu kazayı konuşacağız, metrobüsleri konuşacağız kendisiyle. Aslında daha önce defalarca yayın yaptık, bu konuları konuştuk. İstanbul Üniversitesi Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi, Ulaştırma Merkezi Müdürü Mustafa Alıcan'a bizlerle birlikte yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Evet hocam, daha önce de... Çok önemli bir gün. Evet. Zafer Bayramımız kutlu olsun. Türk Silahlı Kuvvetler Günümüz kutlu olsun. Bu vesileyle de bu büyük zaferin kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını da ve tüm şehitlerimizi rahmet minnetle yad ediyorum. Evet hocam, daha önce sizinle defalarca metrobüs olayını işledik. Çok önemli, güzel konular da yaptık. Şunu sormak istiyorum. Dün bir olay yaşandı, bir kaza yaşandı. Konuya vakıfsınızdır muhtemelen. Ne yazık ki bir kişi hayatını kaybetti efendim. Süreci nasıl yorumlarsınız? Öncelikle bu kazayı nasıl yorumlayacağınızı sormak istiyorum. Ardından da metrobüs kazalarını konuşalım istiyorum. Son birkaç yıldaki neler söylersiniz? Efendim önce bir kere metrobüste çok yakından ilgiliyim. Çünkü emeğim var. Sayın Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığı zamanında bu projeyi hazırladık. O günkü merkezi yönetim karayollarına ait olduğu için bu yol izin vermedi. Daha sonra Kadir Topbaş belediye başkanı olunca ben milletvekili Sayın Recep Tayyip Erdoğan başbakan, Kadir Bey'e birkaç ay başkanlık yaptıktan sonra çok İstanbul trafiğine önemli katkı sağlayacağını söyledim. Çok ilgi gösterdi, ekibi topladı. Hemen başladılar. Birinci etapta 2007'de hizmete açıldı. Şu anda yaklaşık 1 milyon yolcu taşıyor. 1 milyon, binler, on binler değil. İstanbul'un bir gündeki toplu ulaşım yolculuğu yaklaşık 8 milyon, 7,5 milyon. Bunun 1/8'ini, yani raylı sistemler bunun içerisinde, lastik tekerlekli metro içerisinde çok büyük bir pay var. Dolayısıyla böyle 1 milyon bir yolcu taşıyan bir sistemin sürücü marifetiyle yönetilmesi hep risk. Dolayısıyla biz Türkiye'de de genel trafik kazalarına baktığımız zaman kazaları hep denetimlere ait, Sayın Ali Yerlikaya Bakanımız denetim sonuçlarını açıklıyor, ihlalleri açıklıyor. Kaza istatistiklerinde görülen kusurları görüyoruz. %90 sürücü hatası. Yani bu böyle 89, 90, 91 hiç değişmiyor. Bu kadar Türkiye'de bu kadar yüksek standartlı yollarımız var, otoyollarımız var, ulaşım çeşitliliği var. Bunu neden söylüyorum? Böyle bir sistem sürücüyle olmaz. Nasıl olur? Biz Binali Yıldırım Bey'in başkanlığı zamanında ben orada bu metrobüsü otonoma çevirelim, sürücüsüz hale, ve bunu teklif ettiğimde o da sağ olsun portföyünü aldı. Bunun amacı neydi? Sürücüsüz olacak, elektrikli olacak, sıfır emisyon, kaza trafik güvenliği %100. Sonra pandemi sürecinde Ali Yerlikaya valimizdi o zaman. Beni de bir toplu ulaşım kurulunda görev verdiler. Orada Ekrem İmamoğlu Bey de geldi. Her hafta toplantı yapıyorduk. Dedim ki bak, bu metrobüs artık kapasiteyi doldurdu. Hem güvenlik açısından bunu dönüştürelim. İETT ile temas ettirdi. Bakın çok önemli. Biz bir proje hazırladık. Bunun otonom metrobüse dönüşmesi, lastik tekerlekli metroya dönüşmesi için gerekli çalışmaları yaptık. Maliyetini hesapladı. 8 ay gibi bir zamanda dönüşeceğini verdik. Raporunu hazırladık. İETT'ye teslim ettik. O zamandan bu zamana mesafe alınmadı. Şu anda bu tip kazalar, benzer kazalar üzülerek olur. Çünkü sürücünün inisiyatifinde olduğu için ben dünkü kazayı da çok kanalda değerlendirdim. İETT'den gelen videoya da baktığımız zaman burada bir yol çalışması yapılıyor. Metrobüsün, yani Florya tarafından gelen kesiminde yol çalışması yapılıyor. Dolayısıyla da o çalışma için
bu taraftan Edirne Kapı'dan gelenler önceden diğer yola ayrılıyor. Bunun içinde İETT'nin denetim aracı duruyor. O ayrımı işaretlemişler. Fakat araç o ayrımı kaçırınca, gelip karşısında denetim aracını görünce ani direksiyon hareketiyle hız da var, diğer metrobüse çarpıyor. Ağır bir tablo oluşuyor. Hayatını kaybeden vatandaşımız var. Allah rahmet eylesin. Yaralılar var. Acil şifalar olsun. Dolayısıyla yani bu hataları yaparlar. Bakın bugün yağmurlu. Hem normal trafikte hem metrobüste yağış yağdığı zaman yol tekerleğiyle, yolla tekerlek arasında sürtünme katsayısı azalıyor. Fren mesafesi uzuyor. Kaza riski artıyor. Burada da tekrar bir günde 1 milyon yolcu taşıyan bir metrobüs sisteminin mutlak surette bunun teknolojiyi kullanılarak otonom bir şekilde aynen metroda olduğu gibi yönetilmesi gerekir. Bundan sonra inşallah bir daha başka kazalar olmaz. Buna fırsat vermeden bu dönüşüm yapılır. Bunu çok önemsiyorum ben. Çok teşekkür ediyoruz. Temennimiz de o yönde efendim. Evet, İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Ulaştırma Merkezi Müdürü Mustafa Ilıcalı bizlerle birlikteydi. Evet, dün gerçekleşen o vahim kazayı konuştu. Kendilerinin değerlendirmelerini aldık diyelim. Ve sözü bu noktadan yeniden size bırakalım.